Ve bir de çok acıklı bir şey yani zeytin ağaçlarımız, ormanlarımız cennet ya. Bir cennetin cehenneme dönüşünü seyrettik. Parasını vereceğiz diyor. Bir de şey hani hayvanlar bilmem bir sürü kayıplar falan var ya. Teselli şurada buluyor. Ya da şunu söylediği zaman rahatlıyor. Aynı senin söylediğin gibi. Köyü yanmış adamın hüznü değil. Benim diyor para var. Köyünüz ne kadar yandı? Kaç tane eviniz? Kaç öküzünüz? Kaç mandanız? Kaç kuzunuz? Bunun parasını vereceğiz. Rahat olun diyor falan. Neyin gittiğini bile fark etmiyor tabii aslında canım. Abi. Neyin yandığını bile fark etmiyor. Tabii hatıralar gidiyor insanların. O hayvanlarla çocuk ilişkisi. Ya ruhun aile, gitmiş. Aile ilişkisine giriyor hayvanları. O hayvan bildiğin gibi makine şey değil yani. Bir o makine robot değil yani. Onlarla aile ilişkisi var. Bunlar orada hatıralara gitmiş, anın fotoğraflara gitmiş. Çocuğunun çeşmen oynadığı, gitmiş, çocuğunun oynadığı gitmiş. Salıncak gitmiş. Vicdans. Çocukluğunda gezdiğin tarla gitmiş. Ve atadan dededen gelen bin yıldır hikayesini duyduğun, dedelerinin anlattığı zeytin ağaçları gidiyor, tarlalara gidiyor, oynadığın yerler gidiyor. Bunun hiçbirini anlamayacak, tahayyül edemiyorlar. Böyle bir duygu ortamları yok. Öfke yok, dikkat et. Duygu yok, üzüntü yok, sevinç yok, coşku yok. Ve biz burada bir zalim bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu otomatik bir şey. Otomatik bir testere gibi milletin duygularını, birliğini, kardeşliğini bölen bir şey yani. Peki abi şunu da gördük bir yerde. Ben böyle hissettim. Bu kadar çaresizliğin, darmadağınıklığın içinde insana umut olan, tamam bu millete bir şey olmaz kardeşim, ayağa kalkar dediğimiz ne cengaverlikler, ne fedakarlıkları da görüyoruz. 70 yaşındaki kadıncağız alıyor sırtına ekmeğini, son ekmeğini götürüyor. Öbürü itfaiyeci. Ben diyor işte helikopter gelmeden... Tabii. Tabii bunları görüyoruz. Halkımızın ne kadar bir cesur, kahraman, direniş, ülke sever bunları görüyoruz. Gözyaşlarında çok haklısın. Yani orada mesela adamın evi yanmış. Adamın evi yanmış. Gördüm ya adamın evi ve hayvanları evi yanmış. Karpuzu getiriyor. Ve yok hayır diyor ki adam ya devletimin huzuru yoksa benim yoktur diyor. Bu ben, adamlarla kurtuluruz. Bunlardan binde bir varsa yetiyor bize. Türk'ün o geleneği durmuş ya. Onu görüyoruz ya. Tabii. Tamam. Bir de diyorum, bu heyecanı yani, medyada göremiyorsun. A haberinde göremiyorsun, sabahta göremiyorsun, Yeni Şafak'ta göremiyorsun. Ya ruhsuz bundan vatansız ya. Siz Cumhuriyet'e ve Atatürk'e küfrederken öfke doluydunuz. Diyarbakırlarda açılım yaparken evet. Öfke doluydunuz. Nerede o öfkeniz? Öfkeniz Sayın Enginar'dır, Sayın Nagihan'lar ya da nicesi hepsi. Ve böyle anlarda bir şeyi coşkunuzu, heyecanınızı ortaya koyun. Halkınıza güç verin, cesaret verin. Çünkü suyun başında siz varsınız büyük medyada. Televizyonda konuşuyorsunuz. Bir heyecan verin değil mi? Hareket verin. Bir işi üstlenin yani. Yok ya cehennem sanki Türkiye'de yanmıyor. Türkiye yanmıyor. Sanki felaket burada olmuyor. Hiç buralı değiller. Burada yoklar. Ya hiçbir yazı yazmaz mı? Engin Ardıç yangın felaketiyle ilgili tek yazı yazmadı. Söke maden faciasında da tek yazı yazmadı. Depremde de yazmadı. Yani millet büyük yangınlar felaketlerden geçiyor. Bunlar oralı değiller. Hiçbir zaman değiller. Ya sen ne misin? Kurban derelerinden kazandıkları İslamcılar paralar işte bunlara veriyorlar. Atatürk'e küfredin. Cumhuriyete küfredin başka işe de karışmayın diyor. Bunlar da burada tutmuşlar. Duygusuz insanlar, ruhsuz, kalpsiz, yüreksiz, ülke sevgisi yok. Yani oradan birisi bir kırışık laf edecek de yalan yanlış hani burada heyecanlandık bir takım laflar ediyoruz. Dilimiz sürtsün bir yanlış laf etsin de bunlara çullanalım diyor orada bekliyorlar. Terbiyesiz adamlar. Savunmalarına bak abi. Biz diyoruz ki mesela şurada hırsız var. Amerika'da 5 tane var diyor. Burada namussuz var. İşte Avusturya'da 20 tane var. Ya bana örnek model koyduğun işler akıl için mi? Benim burada ülke yanmış etmiş diyor. Amerika'da diyor şu kadar yangın çıktı. Avusturya'da bu kadar yangın. Ya biriniz de bir namussuz olun. Deyin ki burada bir organizasyonsuzluk var. Metiner şey yazdı hayret ettim. Ya bu çay dağıtma işi nedir kardeşim? Buna da biriniz dur deyin. Bir daha böyle şeyler görmeyelim. Yani aralarında mecbur yani, sıkışmalarla bir iki cümle falan çıkıyor. İnsan böyle ölüm anında, büyük felaketler anında bahane arayamaz. Mazeret gösteremez. Gösterse de onları önemli hale getiremez. Bunlar her şeyi mazeretle çözmeye çalışıyorlar. İnanılmaz. Aklım her yetmiyor. Her şeyi bahaneyle. Ya. Akıl almaz. Cehennemin ortasındayız. Bize mazeret sunuyor. Yok ayakkabının bağı yoktu diyor. Yok bilmem neyi yoktu diyor. Yok civata yoktu aynen. Gibi. Bunlar olacak şey değil. Bunlar Türk milletin aklıyla, zekasıyla. Oraya oturmuş o çocuğa şunu söylemek istiyorum. Seni seyreden orada insanlar içerisinde 3 milyon mühendis var. Bilgisayar mühendisi, maden mühendisi, veteriner, doktor var. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Sincap zekalı adam, bir takım şeyler. Tam tersine heyecan verin. İnsanları organize edin, güven verin. İnsanlar devlete güvenmiyorsa orada büyük bir kopukluk yaşar. Kargaşalar oradan başlar. İtimat,
Güven, kendine güveni inşa edeceksin. Evet, burada büyük bir yangın çıktı. Bunu baş edemiyoruz ama mücadele ediyoruz. Kurtuluş Savaşı da öyleydi. Bütün mücadeleler böyledir. Dünyanın her tarafında da bunlar çıkar. Avusturya'da da yangınlara müdahale edemediler tepelerde. Ama bütün ülke harekete geçti. Bütün teknolojisiyle ve gücüyle ve sermayesi ve parasıyla. Bu sadece bir örnek değil. Ay iki yıl dünyada en geç aşıyı Türkiye aldı. Bir yıl aşılarına para bulup veremediler. Veremediler abi. Her gün bize, bütün medyası bize Ayasofya Camii'den Diyanet Başkanı kılıcı buraya koymuş, nutuk çekti. Mine etek giymeyin, yok içki, yok bilmem ne diye yolda geçen insanlara laf atan yobazlık hikayeleri. Bir yıl boyunca. Aşıya para bulamadın. Aşıya para bulamadın. Gerçek bu. Narko baranlar 5 tonluk gemiler, sevkiyatlar yapıyor. Bir başbakanın 28 milyar dolar gibi parası olduğu söyleniyor. Ama aşıya para bulamıyorsun. Bu gerçek. Şimdi de itfaiye para bulamıyorsun. Ya bu gerçek. Siz bu paraları nereye götürüyorsunuz? İddiamız budur ki bu paraları menzilin ihalesi yiyor. İskender Paşa yiyor. İsmail Ağa'ya sizin dergahlar yiyor. Bu dinci minci garip yerler yiyor. Ya kardeşim bu ülkenin parası herkesedir. Gelin bölüşün. Hani bize maaş bunu vermiyorsunuz. Bari yangında bir şey yapın. Su dökün bari. Bir bardak su. Bir tane helikopter bari. Bu da yok. Bir de Türk milletin hani yok diyemezsin. Şimdi görüyorsun da herkes kurban derisi hesabı yapsın. Kurban derilerini tek bir kuruma getirelim. A kurumuna getirelim. Ali kurumuna getirelim. Bu zaten her yıl kurban derisi bir yere gitti takdirde 10 uçak zaten alıyorsun. Kurbanları tek bir kuruma getirelim. Kurbanları bak. Kızılay ileride karışacak bizim iktidarımıza. Biz onda neler döndüğünü biliyoruz. Multimilyon dolarlar var orada. Ve kurban derileri de bir yere gelsin, kurbanlar da bir yere gelsin, bir yerde toplansın. Türkiye uçak fabrikası kurar. Türkiye imkansız bir ülke değil. Yok bir ülke değil. Çaresiz bir ülke değil. Türkiye'nin otu böceği her yeri para. 400 milyon kirazdan var, 400 milyon kayısıdan var, fındığından var, çayından var, tütününden var, zeytininden var. 70-80'i işte turizmden var, 60-70'i. Her tarafından para kaynıyor. Sadece bu büyük servet ve zenginlikler sarayın keyfine. 10 uçak oluyor, oraya su olmuyor. Bir şişe su olmuyor. Bizim iddiamız da bu. Bir ülke kardeş, Müslümanlık dediğin kardeşlik değil mi? Dindarlık dediğin kardeşlik değil mi? Burada ne var? Ekmeğimizi bölüşeceğiz. İnsanlar nasıl kardeş olur? Ben seni çok seviyorum. Sen açsın yüzüne bakmıyorum. Evin yanına yüzüne bakıyorum. Ben seni... Öyle değil. Ekmeğini bölüşeceksin. Senin cenazende yanında olacağım. Mezarında olacağım. Ailende olacağım. Senin aç gününde yanında olacağım. Zor günde yanında olacağım. Kardeş böyle olacaksın. Devlet halkın zor gününde yanında değil. Depremde yanında değil. Aşı pandemide yanında değil. Pandemide yanında değil. Aşıyı getiremedin işte abi. Bir yıl herif bize maval okudu da yalan yalan. Her akşam çıktı şey yaptı. Meğer aşıya para bulamıyorlarmış. Ve bir bakıyorsun ki milletin yanında yoklar. Bu paralar başka bir yere gidiyor. Türkiye'nin servetleri.